Merhabalar. Bugünkü Hedef Nobel toplantımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Doktor Miral Dizdaroğlu. Kendisi National Institute of Standards and Technology'de fellow olaraktan görev yapmakta. Eğitimini Ankara Üniversitesi'nde başlamış. 1967'de mezun oluyor. Daha sonrasında Karlsruhe, University of Karlsruhe'den 1971'de doktora derecesini alıyor. Kendisi birçok yerde, çok önemli enstitülerde, çok önemli görevlerde yer almış birisi. Aldığı ödülleri sayamıyorum. Bir sürü ödül var. 230'un üzerinde önemli dergilerde yapmış olduğu yayınlar var. 35 binin üzerinde de almış olduğu atıf var. Sanırım bunlar hocamı yeteri kadar zaten anlatıyordur. Daha fazla ben lafı uzatmayayım. Hocam hoş geldiniz. Buyurun, sahne sizin. Oldu. Çok teşekkürler. Görüyorsunuz değil mi? Yani şeyi, ekranı görüyorsunuz. Sıkıntı yok hocam. Hiç yok. Efendim? Gayet iyi hocam. Ekran gözüküyor. Herkes görüyor dilerim. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Özellikle böyle önemli bir günde, 28 Ekim gününde ve tabii yarın da Cumhuriyetimizin 100. kuruluşun 100. yıl dönümü. Böyle bir günde bana bu olanağı verdiğiniz çok çok teşekkür ederim. Şimdi konumuz Gelibolu Yarımadası'nda bir bilim adamı ya da Henry Moseley yaşamı, bilimi ve ölümü de diyebiliriz. Her şeyden önce herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Çok önemli bir gün, 100. yıl dönümü. Herkese kutlu olsun. Bir de konuşmamdan önce şu sayfayı göstermek istiyorum. Oops. Pardon. Burada bu Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'tan alınmış bir sayfa. Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor ve orada kendi anlatışıyla nasıl yaptıklarını meclisteki bir toplantıdan sonra arkadaşlarıyla Çankaya'ya gidip ve oradaki Çankaya'daki evinde arkadaşlarına yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dediği çok önemli bir gün. Bugün de tabii. Evet, konumuza gelelim. Şimdi elementlerin periyodik tablosuna baktığımız zaman Hocam, affınıza sığınaraktan araya girdim. Ekranınızı tekrar paylaşabilir misiniz acaba? Biz şu an göremiyoruz. neyi göremiyorsunuz? Ekran paylaşımımızı göremiyoruz. Sunumumuzu göremiyoruz hocam şu Göremiyor musunuz? Eyvah. an. Share screen'den yapabilirsiniz hocam. Sıkıntı yok. Nereden yapacağız? Aşağıda yeşil bir düğme olması lazım. Evet, o zaman buradan çıkalım. Demin yapmıştık ama eyvah. Problem değil hocam. Halledilir. Nasıl? Halledilir hocam. Sıkıntı yok. Tamam mı? Görüyor musunuz? Gelmedi hocam da. Nasıl yapacaktık bunu? Şimdi bunu şey şekline sokuyorum. Slideshow şekline değil mi? Ondan sonra yapılmıyor muydu? Hocam ilk önce aktif olan pencereyi bizimle paylaşmanız gerekiyor. O share screen kısmında. Demin paylaşıyorduk. Ne güzel, neden bu sorun çıktı şimdi? Şimdi görmüyorsunuz değil mi hiç? Şu an benim ekranıma düşmedi hocam ama. Başkaları görüyor mu acaba? Gözükmüyor hocam. Ben de göremiyorum. O şeyi göremiyorum. Demin gördük ama paylaşalım diye.
Şimdi niye çıkmıyor? Hocam çift ekran kullanıyordunuz ya, belki yani o sebepten olabilir. Ana ekranınız hangisi ise onu da açın isterseniz. Bir yerde vardı ama neden şimdi görmüyorum, onu görmüyorum. Zoom'u full screen'den çıkartabilirsiniz hocam. O zaman belki aşağısı gözükebilir. Hani öyle bir sorun varsa. Nereden çıkarabiliriz? Tam ekran yapmışsanız Zoom'u tam ekrandan çıkartın hocam onu. Bu sayede aşağıdaki hani dizilimleri de görebilirsiniz. Şey modunu almak zorunda değil miyim önce slideshow'a? Onu sonra yaparız hocam. İlk önce bir o aktif PowerPoint window bunu bir görelim. Şimdi PowerPoint önümde ama Şey hocam, yalnızca var. Zoom uygulamasını yalnızca açarsanız PowerPoint'e gerek yok öncelik olarak. Zoom uygulaması büyük ekran mı şu an sizde, yoksa sağ tarafta küçük kamera olarak mı görüyorsunuz kendinizi ekranınızda? Zoom uygulaması. Hocam siz bizi görebiliyor musunuz? Evet. Ben görüyorum sizleri, evet. Bizi gördüğünüz ekrana gelip hocam mouse'la en altta böyle mikrofon, video, Screen, okay. orada yeşil böyle bir alan olacak. Oraya basarsanız ekran paylaşım ya da share screen diye geçebilir. Tamam. Oldu mu Geldi şimdi? hocam. Evet. Geldi. Evet. Geldi mi? Geldi hocam. Geldi hocam. Tamam. Teşekkürler Gamze. Geldi. O zaman devam edelim. Kusura bakmayın. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Gayet Şey iyi hocam. mod. Görüyor musunuz hala? Evet hocam. Evet. Şu an Evet. çıkmıyorum. Tamam. Periyodik tabloyu görüyorsunuz değil mi? Evet, Evet. hem de büyük ekran sunum modunda Tamam. görüyorum. Oldu. O zaman devam ediyoruz. Evet, periyodik tabloyu burada kalmıştık. Kusura bakmayın. Öyle zorluklar oluyor ne yazık ki. Evet, periyodik tablo bugünkü modern hali. Burada bildiğiniz gibi elementler atom numaralarına göre dizilmişler. Atom ağırlıklarına göre değil. Atom numaralarına göre. Ve bunun da bu hale gelmesini ilk başta Moseley'e borçluyuz. Şimdi Moseley'in ne yaptığından, bunu nasıl bir hale getirdiğini anlatmaya çalışacağım size. Şimdi Moseley'in hayatı 23 Kasım 1887'de doğar. 10 Ağustos 1915'te ne yazık ki Gelibolu Yarımadası'na asker olarak gittiği ve o zaman oradaki çarpışmalarda yaşamını bitirir. Moseley yaşam öyküsüne bakacak olursak 23 Kasım 1887'de Weymouth, İngiltere'de doğar. O zamanların ünlü bilimcilerini içeren zengin ve aristokrat bir aileden gelir. Babası Henry Nottage Moseley adında bir kişidir. O da bir bilim insanıdır ve Oxford Üniversitesi'nin anatomi ve fizyoloji profesörüdür. Ve doğa bilimcisidir ve HMS Challenger adlı gemiyle yapılan okyanusların derinliklerinin ölçülmesinin araştırmalarına katılmıştır ve sonradan hatta bir de kitap yazmıştır. Ne yazık ki babası, Moseley'nin babası 7 yaşındayken ölür. Moseley o sırada sadece 4 yaşındadır. 13 yaşında Eton College'a girer. O oldukça prestiji yüksek olan bir college'tır ve orada matematik, fizik ve kimyaya odaklanır. Ondan sonra Eton College'ı bitirdikten sonra Oxford'daki Trinity College'a girer ve 1910'da Master of Arts derecesiyle mezun olur. Buradaki resimlerde de annesinin resmi, kendinin küçüklük hali ve kendisinin 19 yaşındaki halini görüyorsunuz. Şimdi bunları bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi'ndeki fizik profesörü Ernest Rutherford'la ilişki kurmak ister ve onun yanında çalışmak ister.
Rutherford da 1908 yılında kimya Nobel ödülünü alan bir kişidir ve en önemli bilimcilerden biridir ve nükleer fiziğinde babası sayılır, olarak bilinir daha doğrusu. Moseley önce Rutherford'la birlikte radyoaktivite üzerinde çalışır ve dört yayın yaparlar. Fakat onun asıl merakı o sırada 1895 yılında bulunan Wilhelm Röntgen tarafından bulunan X ışınları ya röntgen ışınları diye de bildiğimiz ışınların doğasını araştırmaktır. Ancak Rutherford buna der ki burada bu laboratuvarda bu konuda hiç kimse bir şey bilmemektedir. Şimdilik çalışmayın gibi sözler eder. Ancak sonradan ona izin verir. Ve sonra Moseley'de çocukluk arkadaşı olan matematikçi ve fizikçi Charles G. Darwin'e, bu Charles Darwin'e evrim teorisiyle bildiğimiz Charles Darwin'in torunudur. Onunla çalışmak ister ve o da kabul eder ve ayrıca çalışmalarına başlarlar. Burada da o zamanki laboratuvardan bir resim görüyorsunuz. Ortada Rutherford, yanında bir başka bir profesör Schultz sıradında. Darwin bu yukarıdaki kişi. Ve o sırada da Rutherford'un laboratuvarında birçok kişi, sonradan bilime Nobel ödülü alan birçok kişi çalışır. Burada ikisini görüyorsunuz. Burada Hans Geiger, şurada gördüğünüz solda. Ve Hans Geiger, Geiger sayıcı diye radyoaktiviteyi ölçmeden bilinen bir kişidir. Ve sonradan Nobel ödülünü alır ve Marston'da Nobel ödülünü alır ve hatta sonra atomun yapısındaki teorisiyle bilen Niels Bohr da gelir, 6 aylık çalışır. Şu en aşağıda da Moseley'i görüyorsunuz o zaman. Yalnız tarihini bilmiyorum ama 1913-14 olmalı bu resmin tarihi. Sonra Moseley çalışmalarına başlar. Önce Darwin'le birlikte Crookes tüpü denen bir vakum tüpü antikatot olarak da platin kullanarak ve X ışınlarını potasyum ferrosiyanik kristalinden yansıtarak çalışmalarını yaparlar. Platinin verdiği X ışın spektrumunu elde ederler. Platinden oluşan iki tür ışın gözlerler. Bunlardan birisi her türlü açıya yansıyan dalga boyu belirli olmayan beyaz ışığa benzer ışınların, diğer türlü belirli açılarda yansıyan tek boylu beş ayrı ışından oluşur. Ve sonra bunların dalga boylarını Bragg yasası vardır. Şurada gördüğünüz denkleme göre kullanarak hesaplarlar. Kristallerden yansıyan X ışınlarının normal X ışın özelliklerine sahip olduğu ve tek dalga boylu beş ışının platine özgü olduğu sonucuna varırlar. Ve kullandıkları potasyum ferrosiyanit kristaliyle bir ilgisi olmadığını gösterirler. Şurada da kullandıkları aygıtın anlak makalelerinden alınan resmini görüyorsunuz. Moseley ve Darwin'in kullandığı X ışın aygıtı. Bunu da 1913'te Reflection of the X-rays diye o zamanın dergilerinden Philosophical Magazine'de yayınlanır. Bu dergi hala vardır. O zamanlar birçok kişinin önemli buluşlarını yayınladığı bir magazindir. Burada o yaptıkları çalışmanın makalenin ilk sayfasını görüyoruz. Bu çalışmalardan sonra Darwin başka çalışmaları yapmak ister. Böylece Moseley de kendi başına devam etmeye karar verir. Şimdi biraz geriye gidecek olursak 1869'da Rus kimyacı Dmitri Ivanovich Mendeleyev Rus Kimya Derneği'ne yaptığı bir konuşmada elementlerin eğer atom ağırlıklarına göre dizilirlerse periyodik özellikler göstereceğini bulduğunu anlatır. Diğer bir deyişle elementlerin özellikleri atom ağırlıklarının periyodik fonksiyonlarıdır. Böylece Mendeleyev bugün bilindiğin gibi elementlerin periyodik tablosunu geliştirmiştir. Ancak bu tablo elementlerin atom ağırlıklarına dayanmaktadır. Bu arada ondan bağımsız olarak da bir Alman kimyacı Julius Lothar Meyer diye o da aynı özellikleri bulur ve ancak birkaç ay sonra Mendeleyev'ten birkaç ay sonra yayınlar. Fakat bugün Meyer unutulmuş gibidir. Çünkü herkes periyodik tablo deyince akla gelen kişi Mendeleyev'tir. Bu periyodik tablo bilime 50 yıl hizmet eder. Fakat 1913'te Moseley'in çalışmalarıyla bu durum değişecektir. Moseley, Alman fizikçi Max Planck'ın kuantum teorisi ve Niels Bohr'un da atom teorisinden çok
etkilenmiştir. Mosley, Bohr X ışın spektrumunu oluşturan birimin atomun çekirdeğindeki elektriksel birimlerin sayısına eşdeğer olabileceğini söyler. Ve bunların X ışın dalga boylarının denysel ölçümleri bir atomun elektron yörüngeleri ve çekirdeğindeki pozitif yüklerin sayısı hakkında yeni bilgiler vereceğini düşünür. Bunun için de elementlerin X ışın spektrumlarını sistematik olarak araştırmak gerektiğini düşünür. Böylece çalışmalarına devam eder. O sırada ilginç olarak Hollanda'da bir avukat, evet yanlış duymadınız, bir avukat ve amatör fizikçi olan Antonius van de Broek diye bir kişi 1913'te iki yayın yapar. Buna göre bir elementin tüm kimyasal ve ilk ışınını içeren optik özellikle onun atom ağırlığı tarafından değil, atom numarası yani periyodik tablodaki diziliş sırası tarafından saptanır ve sayı elektronlarının sayısına eşittir. Bu Mendeleyev'in ve sonralar Rutherford'un yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Pardon. Çünkü Mendeleyev elementlerin atom ağırlıkları arasındaki farkın yaklaşık 2 olduğunu göstermiş. Aynı şeyi Rutherford da göstermişti. Buna dayanarak böyle bir doktrin ileri sürer. Sonra Mosley yaptığı çalışmalarda da onun deyişiyle Van den Broek'in hipotezi dediği şeyin onu hipotezle test etmek ister. Şimdi ikinci çalışmasında Mosley X ışın aygıtında bazı değişiklikler yapar. Yanaşma odası yerine fotoğraf filmi kullanır. Ve yine potasyum ferrosiyanit kristalinden yansıtarak bir fotoğrafik filme vurdurur. Film geliştirildiği zaman değişik yerlerde çizgiler görülür. Bu çizgilerin filmdeki yeri elemente özgü X ışınlarının dalga boylarına karşılıktır. Belirli frekanstaki ışınlar belirli bir açıyla yansır. Baba oğul William Henry Bragg ve William Lawrence Bragg yasasını kullanarak daha önce de bir formülü görmüştük. Bu formüle göre de bu tür ışınların dalga boylarını kesin olarak ölçme olanağı vardır ve Henry de bunu kullanarak o ölçümleri yapar. Bu baba oğul Nobel ödülü alırlar ve oğul William Lawrence Bragg de 25 yaşındadır o sırada ve şimdiye kadar en genç yaşta Nobel ödülü alan kişidir. Mosley önce 12 element kullanır. Burada isimlerini gördüğünüz 12 element. Ve her elementin X ışın spektrumunda özgük başlıca iki çizgiden X ışın spektrumunun elemente özgü başlıca iki çizgiden olduğunu bulur. Bunu da alfa ve beta diye adlandırır. Bazı elementlerde alfa beta çizgilerin dışında başka az yoğun biçimde çizgiler de vardır. Bunların metallerin içinde yabancı maddelerden ileri geldiğini düşünür. Bunun üzerine bakır ve çinko alaşımı olan pirincin de spektrumunu alınca gerçekten bu spektrumda hem bakır ve hem de çinkonun kendilerine özgü alfa ve beta çizgilerini görür. Şimdi hatırlatmak amacıyla bundan çünkü söz edeceğiz. Elektromanyetik spektrum ve X ışın geçişlerine bir bakalım. Şurada elektromanyetik spektrum bildiğiniz en uzun dalga boyundan en kısa dalga boyu gama ışınlarına kadar. Bu da insan gözünün gördüğü sadece bu kadar geniş bir alanda insan gözü 400 nanometre ile 700 nanometre arasını görebiliyor. Burada da X ışın geçişleri dediğimiz ve X ışınları katot ışınları yani enerjice yüklü elektronların bir elektronu atomdan bir üst halkaya, alt halkadan üst halkaya çıkarması enerjili. Sonra o halkadan o elektronun tekrar geriye dönmesiyle verdiği enerjiyle oluşan ışınlardır. Bunlar halkaya göre K alfa, K beta, K gama, K delta, diğerleri de diğer şeye göre, halkalara göre, atomun yapısındaki elektronların bulunduğu halkalara göre de isimler verilir. Bunlardan şimdi daha ileride söz edeceğiz. O bakımdan bunu göstermek istedim. Şimdi Mosley tüm ölçülerini yaptıktan sonra kullandığı metallerin alfa beta çizgilerini oluşturan ışınların yansıma açılarını, dalga boylarını ve de metallerin atom numaralarını ve atom ağırlıklarını içeren bir tablo yapar. Bu tabloyu şu aşağıda görüyorsunuz. Pardon. Bu tabloda hem atom numaraları hem de atom ağırlıkları vardır. Ve dalga boyları vardır. Ve dalga boyları ölçtükleri bulduğu alfa beta ışınlarının
Skandinav yönde bir tablodadır ama o elinde olmadığı için yapamaz. Şimdi bu tablodaki elementlerin sırasında nikel ve kobalt dışında elementlerin atom ağırlıklarının sırasını bu tablodaki sıra. Şimdi bu iki elemente baktığınız zaman kobaltın atom numarası 27'dir. Atom ağırlığı 58.97. Nikelin atom numarası 28, yani daha yüksek. Ancak atom ağırlığı daha az. Yani böylece burada bir değişiklik olması gerekir. Ve Mohs ile bunları sıraladığı zaman atomik ağırlıklarına göre burada elementleri sıralar ve bu da biraz da sonra da göreceğiz. Bu da Mohs'un düzelttiği bölümlerden biridir. Kobalt ve nikelin yeri, periyodik yani Mendeleyev'in kurduğu periyodik tablodaki yerleri değişmiş olmuş oluyor. Atom numarası o zaman neye deniyordu? Dalga boyunun karekökü arasında K alfa ve demin gördüğümüz ve K beta çizgileri için tam bir doğrusal ilişki gösterir. Şimdi bu verilere dayanarak ben çizdim şu gördüğünüz diyagramı. Ve gerçekten de görüyorsunuz ki tam anlamıyla bir doğrusal ilişki var atom numaralarıyla ve bu dalga boyunun bir bölü dalga boyunun karekökü yahut frekansın karekökü arasında tam anlamıyla bir doğrusal ilişki olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi bunun ilginç bir şekilde bu elementlerin spektrumlarını resmen yani fotoğrafları keserek üst üste koyar. Ve frekansların ve atom numaralarının soldan sağa azalacağı bir biçimde ve bakırın spektrumunu en alta, şurada gördüğünüz kalsiyumunkini en üste koyar. En aşağıda da pirincin, brass dediği pirincin yani alaşımın spektrumu vardır. Böylece bir merdiven gibi bir resim ortaya çıkar. Bugün buna Mohs merdiveni yahut Mohs staircase denir İngilizcesiyle. Bakırın altında bakır ve deminde işte pirincin şeyi de vardır. Atom numarası arttıkça spektrumdaki çizgilerin gittikçe daha kısa dalga boyuna doğru çizgilerin gittikçe daha kısa dalga boyuna doğru kaymaktadır. Burada da onu görüyorsunuz. Şimdi yabancı maddelerden gelen çizgilerin varlığına dayanarak kullandığı yöntemin kimyasal analiz için ve de bilinmeyen elementlerin bulunmasını sağlayacak çok kuvvetli bir yöntem olabileceğini söyler. Yani kısacası X ışın spektroskopisinin bu işe çok yarayacağını düşünür. Zaman gerçekten Mohs'un vardığı bu sonuçların ne kadar doğru olduğunu gösterecektir. Şimdi buradan çıkan, bu çalışmadan çıkan sonuçlar da oldukça şey ama elimizdeki kanıt şunu gösteriyor ki der, bir atomda temel bir birim vardır ve bu birim bir elementin diğerine geçişte bir elementten diğerine geçişte düzenli olarak artar. Bu birim ancak atomun merkezinde daha önceden kanıtlandığını bildiğimiz pozitif çekirdeğinin yükü olabilir. Yani protonlardan bahsediyor. Bu nedenle bu deneylerden şu sonuç çıkıyor ki bu kendi sözleri makalesindeki atom numarası elementlerin periyodik cetveldeki yerinin numarasıyla aynıdır. Böylece bir atom numarası, bu atom numarası hidrojen için 1, helyum için 2, lityum için 3 vesaire de arada var. Kalsiyum için 20, yine aradaki çoklarını sayar. Çinko için mesela 30'dur vesaire. Bazı durumlarda atom ağırlıklarının periyodik sistemin kimyasal düzeniyle zıtlaştığını tahmin edebiliriz. Yine bunlar kendi sözleri. Atom ağırlığının kendisi atom numarasının komplike bir fonksiyonudur. Değişik elementlerin X ışın spektrumları arasındaki yakın benzerlik şunu gösteriyor ki bu ışınlar atomun iç bölümünden çıkmaktadır. Bu da çok önemli bir nokta. Ve komplike ışın spektrumları atomun dış bölümü tarafından saptanan kimyasal özelliklerle doğrudan bir ilgisi yoktur. Yani demek istiyor ki ışın spektrumları tamamen atomun içindeki daha önce gösterdiğim o diyagramdaki gibi iç kısımlarından oluşmaktadır ve en dıştaki yani kimyasal reaksiyonlara giren elektronlarla ilgisi yoktur demek istiyor. Şurada da çalışmasının ilk sayfasını görüyorsunuz, yayının ilk sayfasını görüyorsunuz. Sonra aniden aklına bir fikir gelir, Oxford'a gitmek ister, Manchester'ın Oxford'a gitmek ister. Bunun nedeni de annesi Oxford'dadır, dul bir kadındır, yalnız başındadır ve onunla beraber olmak ister. Rutherford ona
Manchester'da kalmasını söyler. Çok uğraşır hatta kalması için. Fakat o dinlemez. Vaucluse'da gider. Burada da orada bir profesör ona bir laboratuvarda çalışması olanağı verir. Böylece Oxford'da çalışmalarına devam eder. Burada daha önce çalıştığı elementlerin dışında 30'dan fazla element kullanır. Bu tablo onun makalesinden alınan iki tablo. Ve alüminyumdan atom numarası 13 olan alüminyumdan atom numarası 79 olan altına kadar bütün elementlerin bu alfa beta ışın çizgilerini araştırır, dalga boylarını ölçer vesaire. Bir de diğer daha ağır elementlerde phi line ve gamma line dedikleri onların da pardon bütün ölçümlerini yapar. Sonra da bunu aşağıda gördüğünüz yine Philosophical Magazine dergisinde 1914 yılında yayınlar. Şimdi bu atom numaralarının frekanslarının karekökünün bir fonksiyonu olarak daha önce yaptığı gibi içimde bir grafik çizer. Bu grafiği bu sağda görüyorsunuz. Bu ilginç bir grafik. Buraya dikkatlice bakıldığı zaman şunlar ortaya çıkar. Atomların sırası burada. Şurada atomların adları var. Burada da frekanslarının karekökünü koyar bu defa. Ve de eksi 10 üzeri eksi 9 olarak. Bu tamamen orijinal kendi çalışmasından alınan şu eklemeleri ben yaptım. Diğeri tamamen kendi çalışmasından alınan bir tablo. Atomların sırası aynı zamanda elementlerin periyodik tablodaki atom ağırlıklarının sırasıdır. Fakat bu sırada üç ayrıcalık vardır. Şimdi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu mavi çizgilerle gösterilen üç çifte element çiftine baktığımız zaman bu çiftler argon ve potasyum. Şimdi argonun atom numarası 18, atom ağırlığı 39,95. Potasyumun atom numarası daha fazla 19 ancak atom ağırlığı daha az 39,10. Aynı şey kobalt, nikel ve de telleryum ve iyot çifti için de geçerli. Dikkatlice bakarsın 27,28, 58,93'e karşılık 58,69. Telleryum 52 daha az ama atom ağırlığı daha fazla. Yani bir terslik var ilk yapılan periyodik tabloda ve atom ağırlıklarına dayanan Mendeleev'in yaptığında terslik oluyor. Yani bunların yerinin değişmesi gerekiyor. Ve gerçekte bu da tabii Mosley'in en büyük katkılarından biri. Böylece periyodik tablonun tamamen atom numaralarına dayandığını, olması gerektiğini göstermesi bakımından. Bu tablonun bir diğer ilginç tarafı da 3 tane boşluk bırakır. 43 numaraya, 61 numaraya ve 75 numaraya. 72 numaraya da bu çizgi kırmızı çizgiyle çerçeveyle gösterdiğim elementleri görüyorsunuz. Bunlar boşluk bırakır çünkü o zaman o elementler bilinmemektedir ve kendisi çalışmasında bu 3 elementin sonradan bulunacağını söyler. 72 numaralı elemente de bir isim verir ancak o zaman o elementin ne olduğu bilinmiyordu. O sıralarda, o yıllarda birçok kişi birçok element bulduğunu iddia eder. Çok isimler de verirler. Yani oldukça uzun bir hikaye. Onlardan biri de bu 72 numaralı elementtir ama ne olduğu da tam olarak henüz bilinmemektedir. Şimdi bunlardan çıkan sonuç olarak Mosley'in çalışmalarını özetleyebilecek olsak, tabii bu konuda anlatacak çok şey var. Çok yazılmış kitap var. Evet, genel olarak bir de bunlara bir formül veriyor. Şu genel formülü, bu frekansı gösteren. N burada atom numarası elementin. A ve B de sabit. Alfa çizgisi için ve L alfa çizgisi için de şu formülleri verir. Toplam olarak şu iki formülü bugün Mosley yasası denmektedir ve sonradan yapılan çalışmalarda bunları doğrulamıştır. Şimdi Mosley'nin hani yaptığı bilimsel çalışma kısaca, tabii çok uzun bir hikaye aslında. Kısaca böyle. Şimdi bunun sonunda yani sonuç olarak çıkan şu da üçüncü çalışmasının ve yaptığı son çalışmanın yani makalenin ilk sayfası. Ve artık Mosley'in buluşlarından dolayı şurada resim daha önce şunu söyleyeyim.
Mazlin X ışın aygıtı müzede kırılmış bir kısmında görüyorsunuz. Bu da makaledeki resmi yani çizdiği diyagram diyelim. Artık Mosley'in buluşlarından dolayı periyodik tablodaki elementler atom ağırlıklarının yerine atom numaralarına göre sıralanabilirler. Mendeleyev'in yaklaşık 4 yıl önce geliştirdiği ve atom ağırlıklarına dayanan periyodik tablo artık Mosley'in atom numaraları tablosu olarak bilim dünyasına sunulmaktadır. Ve günümüzün periyodik tablosunda elementler Mendeleyev'in yaptığı gibi atom ağırlıklarına göre değil, atom numaralarına göre sıralanıyor. Buna göre elementlerin ve bileşiklerin özellikleri elementlerin atom numarasının periyodik fonksiyonlarıdır. Yani çıkan çalışmalarında sonuç budur. Böylece yani periyodik tablo değişmiş oluyor. Tamamen atom numaralarına göre dayanıyor ve bütün periyodik özellikleri de elementlerin periyodik özellikleri de atom numaralarının bir fonksiyonudur. Bu ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu sadece hepsi değil. Tekrar bu periyodik tabloya baktığımız zaman bir çok önemli bir katkısı daha var Mosley'nin bu periyodik tabloya. Şimdi şu sıraya bakacak olursak lantenit dizisi dediğimiz bugünkü modern tabloda atom numaralı 57'den 71'e kadar olan lantenumla başlayan tritiyuma kadar olan elementlere seyrek toprak elementleri ya da İngilizce rare earth elements denir. Bunlar Mosley'nin çalışmalarından önce çok yani onların kendi deyişiyle korkunç karışımlardı ve kimyacılar yaklaşık 20 yıla kadar vakit geçirmişler ve bunları bir türlü birbirlerinden doğru düz ayıramamışlardı ve bu seyrek toprak elementlerinin sayısının ne olduğu bilinmiyordu. Bazılarına göre 23, bazılarına 26, bazılarına göre 14'tü, bazılarına göre 16'ydı. Fakat bu X-ray spektroskopisini yaptığı çalışmalarda yani kendi yöntemini kullanarak Mosley bu dizinin lantanumdan lütecuma kadar olan dizinin 15 tane olduğunu gösteriyor. Sonra kendi deyişiyle bunlar 15'ten ne azdır ve ne de çoktur. Gerçekten de bugün modern periyodik tabloya baktığınız zaman bunlar 15 tane elementtir. Bunlara lantanit dizisi budur. Bu da yani Mosley'nin kullandığı yöntemin ne kadar çok etkili olduğunu da bu çalışmalarıyla göstermiştir. Evet, şimdi burada bu şeyi bırakalım ve daha sonraki ikinci kısmına geçecek olursak. Evet, burada aslında geçmeden önce çok önemli bir nokta daha var. Mosley'nin dediği 3 demiştim. Mosley'nin 3 tane element sonradan bulunacağını söyledi. Gerçekten 72 atom numaralı olan element 1922'de Kopenhag'da Niels Bohr'un laboratuvarında bulunur ve adına hafnium konur. Hafnium da Kopenhag'ın eski Latince ismidir. 75 atom numaralı elementi de 1920'de Almanya'da bu üç kişi bulur. Adına rhenium derler. Sanırım onun da Ren Nehri'nden alınmıştır bu isim. Bunların neden böyle konulduğunu söylememi biraz sonra söyleyeceğim. Biraz sonra göreceksiniz. 43 numaralı atomda 1937'de İtalya'da bulunur. Adana teknesyum konur. Bu yapay olarak elde edilen ilk radyoaktif elementtir. Bunun aranızda bunu bilenler vardır mutlaka. Bugün nükleer tıpta çok kullanılan bir elementtir. 61 numaralı atom numaralı elementi de 1945'te Oak Ridge National Laboratory'de bulunur. Buradaki isimler tarafından ve adına prometyum konur. Böylece Mosley'in daha önce önerdiği, o zaman bilinmeyen ve bulunacağını söylediği elementler de böylece bulunmuş olur kendi onun ölümünden yıllar sonra. Sonra İsveçli Karl-Manner Zsigmond'un da bir bilim insanı Mosley'nin yöntemini kullanır ve altında Mosley'nin yapamadığı yapmak istediği çalışmalarını yapar. Altından çünkü Mosley altına kadar olan elementleri araştırmıştı. Altından yani 79 numaralı atom numarasından uranyuma kadar 92 numaralı atom numaralı uranyuma kadar elementleri kullanarak yaptığı çalışmalarla Mosley'nin buluşlarını kanıtlar. Bu da çok önemli çalışma.
Bu da çok etraflıca bir çalışma ve hikayesi de çok uzun. Mosley o zamanlar dediğim gibi planlamıştı. M dizisini yapamadı. A ve L dizilerini yapmıştı. M dizisini de tamamlar. Bu çalışmaları ile Zygmunt 1924'te fizik Nobel ödülünü almış. Ve Mosley kısa zamanda 8 yayın yapmıştır. Son çalışmaları bilimde çok büyük ilerlemelere neden olmuştur. Onun zamanında çok önemli buluşlar yapan bilimcilerin birçoğu Nobel ödülü almışlar. Mosley'in bilime yaptığı devrim yaratan katkılarını bilen birçok meslektaşı eğer yaşasaydı birkaç yıl içinde onun da Nobel ödülü alacağına kesinlikle inandıklarını söylemişlerdir. Böylesine çok parlak ve yetenekli bir insan daha fazla yaşasaydı kim bilir daha ne büyük bilime ne büyük katkılar yapılırdı. İlginç olarak 1937 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nden Profesör Richard Temer 43 numaralı elemente mozoleum adının verilmesini önerir ve şöyle der. Söyledikleri çok ilginçtir. Demin söyledim ya hani Hafnium, Kopenhag'ın eski ismi Rhen Nehri vesaire. Söylediği sözler çok ilginçtir. Bulanın kendi krallığının veya cumhuriyetinin latinleştirilmiş adından daha iyi ve daha uluslararası karakterinde gerçek bilimin kendisi gibi bir isim der Mosley'nin adına. Ancak ne yazık ki bu öneri kabul edilmez. Ve bu kısım başlıyor. Şimdi de diğer hikayemizin ikinci kısmı. Birinci Dünya Savaşı bu arada başlıyor. Haziran 1914'te Avrupa'da politik durum gittikçe kötüleşir. 28 Haziran 1914'te Avusturya Prensi Franz Ferdinand eşi Sophie'nin aşırı bir milliyetçi bir sırt tarafından Sarajevo'da öldürülmesi sonucu savaş başlaması an meselesidir. Bir ay sonra 29 Temmuz'da Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açar. Rusya, Fransa, Almanya'nın da katılımıyla Temmuz sonunda artık savaş başlamıştır Avustralya'da. O sırada Mosley hatta Rutherford'a gitmiştir. Avustralya'da bir toplantı vardır. O toplantıyla annesiyle birlikte gider. Toplantıdan dönüşte laboratuvara dönmemeye ve orduya katılmaya karar verir. İngiltere'ye dönüşünde Rutherford'un da dahil birçok laboratuvarın boşaldığını görür. Oxford'da her yerde boşluk ve sessizlik var der. Rutherford çok uğraşır onu orduya katılmaktan geçirmek için. Gel der, geride çalış, savaşa katkı yapmak istiyorsan laboratuvarında yap bu katkıyı der. Ancak başaramaz. O çok inatçı bir kişi anlaşılan idi. Ve mutlaka orduya katılmak ve cephede savaşmak ister. Ve Kraliyet Mühendisler Birliği'ne katılır. Burada askeri üniformaları resmini görüyorsunuz. Teğmen forması. Sonra da aslında katılmak istediği zaman Kraliyet Mühendisleri buna sen mühendis değilsin derler ve almak istemezler. Tam Türkçesiyle torpil yapar gerçekten. Birçok bilinen üst kademedeki ya kimlerse önemli kişileri araya sokar ve gerçekten kraliyet mühendislerine girer. Daha sonra bir süre sonra ondan da hoşlanmaz. Hava kuvvetlerine girmek ister. Ancak hava kuvvetleri de bunu almaz. Ve sonra bu arada Lord Kitchener, o zaman İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, şurada resmini gördüğünüz kişi, Şubat 15'te yeni bir 100 bin kişilik bir ordu kurar. Bu hem Avrupa'daki savaşlarda kullanılmak ve daha başka yerlerde de özellikle Gelibolu çıkarmalarında da kullanılan bir kısmı kullanılmıştı ordunun. 100 bin kişilik bir ordu kurar ve Mosley bu orduya katılır. Ve bunun 13. Piyade Tümeni'nin 38. Tugayı'nda Teğmen rütbesinde bir haberleşme subayıdır ve kendisine emrine 26 tane asker verirler. Ve Rutherford'a mektup yazar, cepheye yakında gideceklerini söyler. Onun düşüncesine göre onun istediği şey Fransa'da Almanlara karşı savaşmaktı. Bu cephe Fransa'ya gideceğini düşünür. Rutherford onu bir laboratuvara aktarmak için son bir girişimde bulunur ancak bunda başarıya ulaşamaz. Bu çok geçtir. Haziran 15'te Mosley'nin birliği cepheye hareket için emir alır. Ancak bu emir Mosley'i Fransa yerine Gelibolu Yarımadası'na götürecektir. Şimdi biraz geri gidersek iki Alman gemisi, biz Türklerin çok iyi bildiği Göbekli-Tepe, sonradan Göbekli bildiğiniz gibi Yavuz Sultan Selim yahut kısaca Yavuz ismini almıştır.
Reslada Medinli adını alır. Savaşın ilanından biraz önce bu iki gemi Adriyatik Denizi'nde, şu haritada gördüğünüz Adriyatik Denizi'nde, birisi Pola denen bir limanda yukarıda, diğeri de İtalya'nın Brindisi adlı limanındadırlar. Savaşta burada hapis kalmamak için ikisi birden güneye buradan çıkmak isterler ve sonra batıya doğru olmaya başlarlar. Ve Batı onları bu sırada Akdeniz'de Fransız ve İngiliz gemileri bunları izlemektedir. Batıya gittiklerini görünce sanarlar ki Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Almanya'ya geri dönecekler. Evet, bu arada 3 Ağustos'ta Almanya'nın Fransa'ya savaş ilan ettiği haberi gelir. 4 Ağustos sabahı Alman İmparatorluk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bu komutana, o Göven gemisinin komutanı Amiral Wilhelm Suhan, burada resmini görüyorsunuz. Ona şöyle bir emir gelir. 2 Ağustos'ta İttihat ve Terakki Partisi hükümetiyle anlaşma yaptık. Göven Breslau derhal Konstantinopol'a, yani İstanbul'a gidin der. Bunlar da bu emri aldıktan sonra kuzeyde müttefiklere ait birkaç yeri bombalarlar ve doğuya dönerler. Ve Sicilya'nın üstünden İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Yolda İngiliz, sanıyorum 2 veya 3 İngiliz ve Fransız gemileri bunları yakalamaya çalışırlar. Fakat başarıya ulaşamazlar. Alman gemileri bu Fransız ve İngiliz gemilerinden kurtulduktan sonra 10 Ağustos'ta öğleden sonra saat 5'te Çanakkale Boğazı önüne gelirler. Bu arada İstanbul'da bir Alman subayı, başkomutan vekili Enver Paşa'yı gemileri boğazdan içeri alması için ikna etmeye çalışmaktadır. Bu gayet uzun sürer, bayağı uzun sürer. Fakat uzun süre sonunda bu çabası, Alman subayının çabası sonuç verir ve Enver Paşa hükümetin bilgisi dışında gizli izin ile 2 Alman gemisini Çanakkale Boğazı'na içeri almaya karar verir. Amiral Zuhon görevini yerine getirmiştir. Fakat burada başka çok ilginç bir nokta var. Onu içeri alan Enver Paşa ve diğer İttihat ve Terakkicilerin bilmediği bir şey vardır. O da Zuhon'a, yani Göben gemisinin komutanı Amiral Zuhon'a Almanya'dan bir başka emir daha verilmiştir. 10 hafta sonra yerine getirilecek bu emir tarihin gidişini değiştirecek. On binlerce insanın ölümüne neden olacak ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getirecektir. Bir gün sonra, 10 Ağustos'tan bir gün sonra Başkomutan Vekili Enver Paşa şöyle der. 11 Ağustos'ta şöyle der. Müjde bugün bir oğlumuz oldu. Tarihçi Şevket Süreyya Aydemir'e göre bu çocuk pek yakında hiç acımadan anasını boğacaktı. Winston Churchill de ve Gelibolu adasına yapılan çıkarmalarda mimarı olan Winston Churchill de daha fazla katliam, daha fazla ızdırap ve daha fazla yıkım asla bir geminin pusulası içinden çıkmamıştır der. Şimdi bu gemiler 26 Ekim'de 14, 1914'te Amiral Zuhon komutan, Göven komutanı Berlin'e Karadeniz'e manevra yapacak gibi görünerek geleceğini ve taarruz niyetinde olduğu haberini verir. Tabii bunlardan Türk tarafının haberi yok. Ertesi gün Yavuz ve Medilli, sonra tabii gemiler bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti gemileri satın aldığını söyler ve Yavuz ve Medilli isimlerini verir. Hatta Alman askerler, gemidekiler fesk yerler. Ve Osmanlı, bu ikisi, iki gemi, Osmanlı donanmasının diğer birkaç gemisiyle birlikte Karadeniz'e açılırlar. 29 Ekim 1914'te, ilginç bir şekilde bu tarihte Osmanlı hükümetinin bilgisi olmadan şu haritada gördüğünüz Rus limanları, Odessa, Sivastopol, Feodosya ve Rosyak'ı bombalarlar. Odessa ve Sivastopol'un adını sık sık duyuyoruz bugünlerde, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Birkaç da önemsiz Rus gemisi, küçük Rus gemisi batırırlar. Ve bu da sonuç olarak Osmanlı Devleti, artık Osmanlı Devleti için savaş kaçınılmazdır. Bu kışkırtılmamış saldırı üzerine 30 Ekim'de Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açar. Bunu İngiltere ve Fransa izler ve böylece Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girer. Artık Amiral Wilhelm Zuhon tam anlamıyla görev yerine getirildi diyebilirdi. Yani amaç,
Osmanlı Devleti'ni kendi taraflarında savaşa sokmaktı ve bunlara başarılı olurlar. O sırada İstanbul'da genç bir subay vardır. Adı da Yarbay Mustafa Kemal'dir. 33 yaşında. Enver Paşa'yı gayet iyi tanır çünkü harbiyeden sınıf arkadaşıdır. Söylediği söz şudur: Enver'den ancak bu beklenirdi: Türkiye bu harpten sağ çıkamaz. 29 Ekim 1914. Ve 4 yıl sonra ne kadar haklı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ne olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Müttefiklerin amacı savaşta Trakya Boğazı'ndan geçip İstanbul'a varmak ve böylece Osmanlı Devleti'ni savaştan saf dışı yapmak, teslim olmasını sağlamak. Ondan sonra da Rusya'ya yardım etmek. Çünkü Rusya'nın durumu savaşta kötüdür. Almanlara karşı ve yardım istemektedir İngiltere ve Fransa'dan. Ve eğer bunlar boğazlardan kontrolünü ele geçirirlerse Osmanlı Devleti'nden olarak bunu Rus İmparatorluğu'na vermeye söz vermişlerdi. Bu da Anzaklı'nın yani Avustralyalıların internet sayfasından bir şeydi. Sonra ilk olarak tabii Şubat 1914'te kıyılara gemiler gelir, bazı yerleri bombalarlar ve sonra da bildiğimiz 18 Mart'ta Çanakkale'nin deniz muharebesi olur. Biliyoruz bunu hepimiz. 16 gemiyle iki gemi de yedektedir. Çanakkale Boğazı'na geçmeye çalışırlar. Bu gemilerin arasında da o günlerde burada resmini gördüğünüz dünyanın en büyük ve kuvvetli gemisidir. Savaş gemisi olan 15 inçlik toplarıyla Queen Elizabeth de vardır. Ancak bunu başaramazlar. Burada resmini gördüğünüz Rusat gemisinin de koyduğu 11 Mart gecesi dizdiği mayınlara çarparak bir kısmı batar. 2-3 tane sanıyorum batar. Gerileri de başarılı olmadan geri çekilirler. Şurada da Bouvet gemisinin batış resmini görüyorsunuz. Bu da Fransız gemisidir ve 20 200'den fazla mertebatıyla birlikte 2 dakika içinde batar. Evet, ondan sonra nişan çıkarmaları, bunda başarılı olamayınca asker çıkarmaya karar verirler. Bildiğiniz gibi 25 Nisan günü 1915'te Gelibolu Yarımadası Saddülbahir kısmında 5 ayrı beach dedikleri isim, S beach, V beach, W beach, X beach ve Y beach dedikleri yere çıkarırlar. Fransızlar da Anadolu yakasındaki Kumkale'ye asker çıkarırlar. Avustralyalılar da ve Anzak dediğimiz bugün Avustralya'nın New Zealand Army Corps kısaltılması Anzaklar da Z beach dedikleri bugün Anzak koyu diye bildiğimiz yere çıkarma yaparlar. Bu gördüğünüz resimler o günlerden çekilmiş resimler. Ertuğrul Koyu orada V Beach dedikleri bir resim. Oraya yanaşan River Clyde gemisi. Burada da çok kanlı çalışmalar olur. Bu resim çok ilginçtir. Eğer buraya giderseniz Ertuğrul Koyu'na şurada bakın 50'ye yakın asker sağ çıkan 50'ye yakın asker şurada bir yer vardır. Oraya burada az gözüküyor ama bunlar askerlerin olduğu yer oraya sığınmışlar. Evet, sonra çıkarmaların başarısı size Mayıs 10. Bunlar tam olarak istedikleri başarıya ulaşamazlar. Bildiğimiz gibi Türk askerinin kahramanca çarpışması sayesinde tam olarak istediklerine ulaşamazlar. Bunun üzerine Mayıs 15'te Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Ian Hamilton şu resmini gördüğünüz İngiliz hükümetinden taze kuvvetler ister. Uzun tartışmalar ve gecikmelerden sonra 7 Haziran'da hükümet Hamilton'ın bu istediğini onaylar. Bu karar 8 Haziran'da Hamilton'a bildirilir ve 10, 11, 13. tümenlerin göndereceği bildirilir. Sonra Winston Churchill resmini gördüğünüz Churchill'in ısrarı üzerine 2 tümen daha gönderilmesine karar verilir. Gelibolu Yarımadası'na gitmek üzere 15 Haziran'da yola çıkan birlikler içinde Henry Moseley'nin 32. Tugayı da vardır. Moseley 20 Haziran'da annesine gönderdiği mektupta nereye gittiklerinin artık belli olduğunu yazar.
Önce Mısır'da İskenderiye'ye vararlar, oranı alırlar. Gelibolu Yarımadası'na gidecek olan Avustralyalılarla dolu olduğunu görür. Bu arada cepheden kayıpların çok olduğu haberleri gelmektedir. Yaşamını yitirenler arasında tanıdıkları da vardır Mozley'in. Charles Darwin'in torunu Erasmus Darwin, Batı cephesinde yani Fransa'da ölür. Ve daha önce sözünü ettiğimiz William Bracken diğer bir ikinci bir oğlu vardır. Bir oğluyla birlikte Nobel ödülü almıştır. Fakat diğer bir oğlu daha vardır. Robert Bracken. Bu da Gelibolu muharebelerinde yaşamını yitirir. İskenderiye varıştan bir hafta sonra Mozley'le birlikte Gelibolu Yarımadası'na doğru yola çıkarlar. 27 Haziran'da bir asker vasiyetnamesi yazar. Şurada resmini görüyorsunuz. Burada patoloji, fizik, fizyoloji, kimya ve bilimin diğer dallarında yapılan deneysel araştırmaları desteklemek için kullanılmasını ister vasiyetinde. Ne varsa parası vesaire. Fakat saf matematik, astronomi ve buna benzer alanlar için kullanılmamasını ister. Bozlu bu vasiyetnameyi yazarken Niels Bohr'da çalışmalarını yayınlamaya hazırlanmaktaydı. Bohr bu yayında Mozley'in önemli çalışmalarının kendi teorisine kuvvetli bir destek verdiğini yazar. Bohr'un çalışması Mozley'in ölümünden kısa bir süre sonra yayınlanır. Mozley'in birliği Temmuz başında Seddül Bahire'ye şu gördüğünüz güney kısmına adanın yarımadanın çıkar. Orada önce çarpışmaların gerisinde kalır. Dizenteri yakalanan askerlerinin tedavisiyle uğraşır. Annesine mektuplar yazar. Bir mektup çok ilginç. Çıyanlar 8 inç uzunluğunda, çok şişmanlar. Korkunç fakat neyse ki akrep yok. Yaşamda en ilginç şeyler sinekler. Sivrisinekler değil fakat gündüz sinekler, gece sinekler, suda sinekler, yiyecekte sinekler. Gerçekten o zaman Gelibolu Yarımadası'nda savaşan askerlerin en büyük dertlerinden biri de sineklermiş. Her tarafta sinekler varmış. Hem ölülerden kalkar, böylece hastalık getiren ve de gerçekten ağızlarında, burunlarında, yiyeceklerinde, uykularında her yerde sinek varmış. Biz 13 Temmuz'da yerimizi değiştirdik. Yol sineklerden daha kötüydü. Her yerde kum vardı, postallarımda, giysilerimde, ağzımda, gözlerimde, saçımda, yiyeceklerde, suda, havada. 4 Ağustos'ta annesine bir mektup yazar. Bu son mektubu olur. Ve orada arzu ettiği bazı şeyleri yazar. Yine yer değiştiriyoruz. Her hafta küçük bir tablet sabun gönder. Bir tıraş bıçağı aldım fakat bir tane daha istiyorum. Benimkini bir asker çaldı der. Ve de küçük bir fırça. Başım için yeşil bir sivrisek ağ istiyorum. Sinekler uykuyu imkansız yapıyor. Mektuplar paketler kayıtlı olduğu zaman daha çabuk geliyor. Bize günde bir galon su verileceğini duydum. Çok fazla değil, yıkanmak bir lüks. Onsuz da oluyor der. Sonra 6-7 Ağustos çıkarmaları başlar. Önce 25 Nisan'da yaptıkları çıkarmaların büyük başarıya ulaşamaması sonucu. Bu çıkarmalarda çıkarma yerlerini bu haritada görüyorsunuz. İngilizler Suva bölgesine 3 ayrı yerden çıkarma yapar. Ayrıca Anzaklar'da yine aynı yerde Anzak Kovu'na çıkarma yaparlar. Bu üç ayrı kumsala çıkarmalar 6 Ağustos'ta başlar gecesi ve 7 Ağustos'a kadar sürer. Buraya yaklaşık 20 bin asker çıkar. 20 bine yakın asker daha bu bölgeye çıkar. Anzak bölgesine yani Arıburnu bölgesine çıkar. Çıkarmaların amacı her zaman olduğu gibi burada Keleştepe, Tekketepe, Kocatepe, Conkbayırı arazisini ele geçirmek. Bu araziden sonra denize inmek, bunları yapabilirlerse eğer, denize inmek ve böylece güneydeki Türk askerlerini kuzeydekilerle, Arap'takilerle olan ilişkisini kesmek ve kolayca gemilerin de geçerek İstanbul'a varmalarını sağlamaktır. Böylece yarımadayı ikiye bölmüş olacaklardı. Suğla cephesindeki tarzı eş zamanlı olarak bu Anzak bölgesinde de Lone Pine tarzı dedikleri, Türklerin kanlı sırt dedikleri bölgeye de taarruz edilecekti. Gerçekten orada çok kanlı çatışmalar olur. Ve kanlı sırt demesinin nedeni de sırttan aşağı kan aktığı
söylenir. Yenek denen bir bölge vardır burada. Orada da 7 Ağustos'ta bir Avustralyalılar bir taarruza kalkar. Bu diğer taarruzları desteklemek için. Gallipoli filmini gördüyseniz orada bu Nek'teki taarruzu anlatan bir filmdir o. Fakat başarıya ulaşamazlar. Şimdi Türk tarafına geçelim. Albay Mustafa Kemal'in ileri görüşü. 19. Tümen Komutanı'dır bildiğiniz gibi. Albay Mustafa Kemal müttefiklerin bu taarruzunu demin biraz önce anlattığımız taarruz tasarısını tahmin etmiştir. Ve bunu yazdığı yazılarla Kolordu Komutanlığı'na bildirmişti. Birçok defa yazar. Nihayet Kolordu Komutanı bu adam ne istiyor der. Çok devamlı yazdığı için herhalde canlarını sıkmış olacak ki komutanlığın. Ne istiyor diye gelip gidip konuşalım şunla derler. Giderler ve Düztepe denen hemen bu Jonkboya'nın biraz altındadır. Düztepe denen bir tepeye çıkarlar. Şurada resmini gördüğünüz Esat Paşa. Orada da yanında da Kolordu'nun kurmay başkanı vardır. Bu arazide ancak çeteler yürüyebilir der. Esat Paşa da düşman nereden gelecek diye sorar. Albay Mustafa Kemal verdiği yanıtta Arıburnu'nu ve Suğla'ya kadar olan tüm kumsalı göstererek buradan demiş ve Arıburnu'ndan başlayarak Koca Çimen Tepesi'ne doğru ilerleyeceğini söylemişti. Ancak Esat Paşa buna inanmamış, gülerek omuzunu okşamış ve şöyle demişti: "Merak etme beyefendi, gelemez." Bu resimde de Esat Paşa'yı şurada görüyorsunuz, yanında Albay Mustafa Kemal ve diğer subaylarla birlikte. Şurada da bir tane Alman subayı var. Şimdi çıkarmalar başlayıp taarruzun aynen düşündüğünü gerçekleştiğini gören Albay Mustafa Kemal hatıra defterine şöyle yazar: "İki ay önce benim tahminlerimi takdir etmemekte ısrar edenlerin ne duygular içinde olduklarını bilemem." Bu da Albay Mustafa Kemal'in Arafat Muharebesi'ne ait tarihçeden alınmış, kendi ağzından onu anlatan kısmı. Burada görüyorsunuz düşman nereden gelecek diye soruyor. Aşağıda da merak etme beyefendi, Kolordu komutanı gülerek merak etme beyefendi gelemez der. O da verdiği Albay Mustafa Kemal'in verdiği cevapta inşallah efendim sizin takdiriniz veçile olur demek der. Sonra Jonkbayırı'na taarruz 8 Ağustos arasında Rutherford 1917'deki bir yazısında Mosley'nin Suğla bölgesine çıktığını yazar. Ancak 8 Ağustos'ta Suğla'da henüz muharebeler başlamamıştı. Müttefikler tarafından General Asmirel Ognander, Gallipoli 2 adlı kitabında Mosley'nin bulunduğu 33. Tugay'ın Suğla'ya çıkmadığını belirtir. Bu kitaba göre Mosley 4 Ağustos'ta Mutros adası, o zaman Yunan adasını terk eder ve 6 Ağustos gecesini Çaylakdere'de şu bölge işte yedek olarak bırakılan 32. Tugay'ın yarısıyla beraber geçirir. Bundan Mosley'nin Tugay'ın bölgesine çıktığı anlaşılıyor. Mosley'nin içinde olduğu birlikler ise ayrı kol alanında, iki ayrı kol alanında burada gösterildiği gibi Jonkbayırı ve Koca Çimen bölgesine taarruz edeceklerdir. Bir de teşekkür etmek istiyorum bu organizasyona. Bir ses duydum ama bilmiyorum. Mosley'in bulunduğu 32. Tugay işte bir kısmı sağ koldadır. Bu kol Jonkbayırı'nın kuzeyine taarruz edecek ve sonra Jonkbayırı ve Koca Çimen arasındaki Bilkiyo dedikleri şu ikisi arasındaki bir tepeyi hedef alacaklardı. Şimdi Jonkbayırı'nda bir ara Yeni Zelanda birliklerinin bir Tugay'ın eline geçer. Buradaki durumu görüyorsunuz. Gurkha birlikleri de bir kısmını ele geçirirler. Mosley'nin da 32. Tugay General Balbi'nin komutasında yürüyüşe geçer. Sonra Aldere'ye geçerler. Karanlıkta yürüyerek gidip farm dedikleri şurada bir düzlük. Burada farm denen şeyin Jonkbayırı'ndan görüyorsunuz. Buraya Türkler ağıl derlermiş ve koyunlarını besledikleri burada bıraktıkları bir yermiş o zamanlar. Onlar 38. Tugay'ın askerleri zorlu bir yürüyüşten sonra hatta yollarını da kaybederek 9 Ağustos'ta ancak sabaha karşı
bu farm denen yere varırlar. Oradaki tabii Türk birlikleri tarafından yoğun bir ateş altına alınırlar. Böyle bir cehennemin olabileceğini hiç duymamış bir onlardan biri, bir teğmen, İngiliz teğmen şöyle der: bu cehennemin olabileceğini hiç duymamış veya olabileceğini düşünmemiştim. Bunu hiçbir biçimde anlatamam veya herhangi bir şeyle karşılaştırmam. Kurşun denizi deyimini daha önce duymuştum, ancak ne anlama geldiğini şimdi anladım. Bir yere sığınana kadar açık arazide 400 yard gitmeniz gerekiyordu ve gündüz olmuştu. Bu arada Albay Mustafa Kemal Anafartalar Grubu komutanı olur. Çıkarmaları haber alan Türk Kuvvetleri Başkomutanı Alman General Liman von Sanders, burada onun resmini görüyorsunuz, 7 Ağustos sabahı Soros bölgesindeki kolordunun Albay Fevzi Bey durumunu komutanı, 7. ve 12. tümenlerin Anafartalara bölgesine gelmesini emreder. Bu yaklaşık 50 kilometrelik bir yürüyüş demektir. Birlikler uzun ve çok yorucu yürüyüşten sonra Anafartalara gelmeye başlarlar. Ve von Sanders derhal taarruza geçmesini ister birliklerin. Ancak komutanları Albay Ahmet Fevzi Bey askerlerin çok yorgun olduğunu söyler ve taarruz emrini reddeder. Bunun üzerine von Sanders Fevzi Bey'i görevinden alır ve Anafartalar bölgesine tüm kuvvetleri Albay Mustafa Kemal'in emrine verir. Onu Anafartalar grubu komutanı yapar. Burada da Türkiye'de 5 Yıl adlı kitabında neden öyle yaptığını yazar. Mustafa Kemal'e verdiğini söyler. Kendisi sorumluluğu sevinçle karşılayan bir önderdi. 25 Nisan sabahı kendi girişimiyle 19. tümenle düşmanı taarruz etmiş ve onu kıyıya kadar atmıştı. Onun enerjisine tam güvenim vardı. Gallipoli adlı kitabıyla bilinen Alan Moore da şöyle der: bir sürpriz atamaydı. Liman von Sanders, Albay Mustafa Kemal'in üstün yeteneklerini biliyor, ve ona güveniyordu. Ancak onu terfi etmesi İsmet Enver Paşa tarafından önlenmişti. Bu büyük bunalımda von Sanders artık Enver Paşa'yı aldırmayacaktı. Burada da yine Albay Mustafa Kemal'in Anafartlar Maravitan'a ait tarihçede bunu anlattığı şu bölümü görüyorsunuz. Hatta telefonla Kurmay Başkanı ile konuşur. Ve orada kendisine komutanın verilmesini ister. Çok gelmez mi derler. Hayır, az gelirler. Burada da Liman von Sanders'in Türkiye'de 5 yıl adlı kitabından alınmış, ona komutayı nasıl verdiğini anlatır. Albay Mustafa Kemal komutayı alır ve 19. tümene veda eder. Görevi almak için 8 Ağustos gece yarısına kadar Kemal yerinden de şu harita gördüğünüz şu kısımdır. Kemal yerinden karargahı oradadır. Yola çıkar. 3 gün 3 gece uykusuzdur. Çok yorgun ve zayıf düşmüştür. Aynı zamanda sıtması da vardır. 4 aydan beri ilk kez temiz hava alır. Daha önceki hava kendi deyişiyle insan cesetlerinin kokuşmasıyla kimyasal özelliğini yitirmiş bir havadır. Karanlıkta birçok yerde durup diğer komutanlarla konuşarak büyük zorluklarla sabah saat 4.30'da mağarabeyi yöneteceği tepeye varır. Bu şu aradaki Tekketepe ile şu arada bir yer olmalı. Bu muharebenin sonucu İngiliz ve Türk birliklerinin Anafartlar sıtları doruklarına, özellikle Tekketepe'ye ulaşmak için yapacakları yarışa bağlıdır. Tekketepe şurası. Suvla Adası'nda Obasında İngiliz komutanlar zincirinde bir takım anlaşmazlıklar olur. Hatta oradaki komutan azledilir, yerine başka bir komutan atanır. 8 Ağustos'ta hiçbir şey yapmadan 2 gün geçirirler. Hatta oradaki bir albay sesin esmini sonradan general olan askerlerin davranışlarında, yani İngiliz askerlerin demek istiyor. Pardon. Askerlerin davranışlarında bir tatil görünüşü vardı der. Kıyıya çıkan bir başka İngiliz subayı da Suvla'da tam bir barış havasının egemen olduğunu söyler. Yani 2 gün hiçbir şey yapmazlar. Kendilerine göre büyük bir fırsatı kaçırmış olurlar. Çünkü bu arada Türk askerleri de Tekketepe'ye doğru doğrudan gelmektedirler. Nihayet Hamilton gemidedir. Oradan karaya çıkar ve 8 Ağustos akşamı İngiliz birlikleri harekete geçerler ve Tekketepe'yi ele geçirmeye çalışırlar ve de çevresini. Ancak Türk askerleri de doğudan gelirler ve yarım saat önce
Onlardan önce tepeye ulaşırlar. 9 Ağustos sabaha karşı Albay Mustafa Kemal'in komutasındaki Tekketepe Sarı Bayır yani şu hatta taarruz başlar. Tarihimizde 1. Anabartalar Muharebesi denen muharebe başlar. General Hamilton gemisinden askerlerini sadece 2 saat sonra bozguna uğrayarak panik halinde sahile kaçtıklarını görür. Bu taarruz da Türk birlikleri sayıcı üstün olan müttefiklerin taarruzunu durdurur. Albay Mustafa Kemal büyük alçak gönüllülükle bu surette düşmanın asıl hedef aldığına kuşku kalmayan Çonkbayır ve Koca Çimen Silsilesi'ne sahip olması ertelenmiştir der. Sonra burada yapılacak bir şey kalmadı, şey kalmadığına karar verir ve tüm dikkatini Çonkbayır'ına çevirir. Çünkü Çonkbayır'ında durum vahimdir. Demin gördüğünüz haritada Çonkbayır neredeyse ele geçirilmek üzeredir. Bu bizzat kendisinin idare edeceği bir taarruza karar verir Çonkbayır'ında. Çonkbayır'ına doğru yola çıkar. Yolda von Zanders'la konuşur. Von Zanders'e taarruz edeceğini söyler. O da der ki bunun sorumluluğunu kabul eden sizsiniz. Kesinlikle kararınız üzerinde etki yapmak istemem. Diğer bir tümen komutanına gönderdiği emir de hani insanın ne diyeyim ağlayacağı geliyor bunu duyunca. Bu gece Çonkbayır'ında kendilerinden büyük faaliyet talep edeceğim iki piyade alayı için orada bulunan Türkçesini değiştirmedim hiç. Kıtaat vasıtasıyla hiç olmazsa sıcak bir çorba hazırlatmaya imkan bulmanız çok muvafık olur der. Bilmiyorum asker sonra çorbayı aldı mı almadı mı orasını bilemeyeceğim. Pardon. Sonra Albay Mustafa Kemal yanındaki birkaç subayı ile at üstünde ve ateş altında Çonkbayır'ına varır. 4 gündür ayaktadır ve uyumamıştır. Ona göre anafartalardaki başarı bu taarruzun başarısına bağlıdır. Taarruz sadece süngüyle yapılacaktır. Bütün gece 8. Tümen'in 23. ve 24. alaylarını sessizce İngiliz siperleri üzerine yerleştirir. Sonra 28. alay da gelir fakat beklediği diğer bir alay, o da 41. alaydır, henüz gelmemiştir. Siperler arasındaki uzaklık sadece 20-30 adımdır. Ve 10 Ağustos taarruzu, bu taarruzda sabaha karşı Albay Mustafa Kemal askerlerinin önüne geçer. Onlar askerler karşımızdaki düşmanı yeneceğinizden hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız der. Sonra safhaya geçer ve ön safa geçer. Ve oradan süngü takmış askerlere taarruz kırbacını kaldırarak taarruz emrini verir. Askerler hep birden fırlayarak Allah'a kılıçlarıyla İngiliz siperlerine atılırlar. Kendisi her zaman olduğu gibi askerin önündedir. İlk hattaki İngiliz askerlerinin tümü yok edilir. Türk askerleri Çonkbayırı'ndan aşağı akmaya başlarlar. Gün ağarınca taarruz gören İngiliz gemileri ve kara topçusu Çonkbayırı'nı korkunç bir top ateşine tutar ve çok kayba neden olur. Aşağı inen arkadaşlar, Türk askerleri de çok kayba uğrarlar çünkü devamlı makineli tüfek ateşi sayesinde. Albay Mustafa Kemal askerlerinin arasında ve ateş arasının altında korkusuzca duruyor, emirler veriyor ve askerlerini cesaretlendiriyordu. Göğsünün sağ tarafına vardı bir şarapnel parçası çarpar. Kaç saatini parçalar vücuduna girmez bildiğimiz şeyi. Bu gayet iyi. Kendi deyişiyle yalnız derince bir kan lekesi bırakır. Yanında vurulduğunu gören Yarbay Servet Bey'e sonradan general olan Yarbay Servet Yurda Topan'a bunu askerlere fark ettirmemesini söyler. Saati onu ölümden kurtarır ve büyük bir olasılıkla Türk ulusunu sonradan esaretten kurtarıp yeni çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasına öncü olur. Burada da yine kendi Anafartalar Muharebesi'ne ait tarihçede kendi söyleyişiyle o anı anlatır. Herkese bunu okumasını tavsiye ederim. Anafartların Marmut'una ait tarihçi. Çok çok önemli bir eser.
Bu arada Türk askerlerinin bölümü The Farm denen, yani Mosley'nin 32. Tugayı'nın da olduğu yere ulaşırlar. Bir İngiliz askeri oradaki çarpışmayı şöyle anlatır. Büyük bir kitle halinde geliyorlardı, omuz omuza idiler. Bazı yerlerde 8, diğerlerinde 3-4 asker arka arkaya idiler. Türkler aramıza girdiler. Vücuda bıçaklarla, taşlarla, dişlerle korkunç bir çarpışma oldu. Henry Mosley de komuta ettiği 26 askerle bu çarpışmanın içindedir. Telefonla yerlerini bildirip yardım istemeye, emirle iletmeye çalışır. Taarruz eden Türk askerlerine çok yakındır. Mesajını iletemeden saat 10'a doğru başından vurulur ve 28. yaş gününe 2 ay kala yaşamını yitirir. 38. Tugay Komutanı General Baldwin, Tugay'ın binbaşısı ve daha birçok subayı da yaşamını yitiren bin İngiliz askerin arasındadır. Sağ kalanlar geri çekilmeye başlarlar denize doğru. Jonk Bayırı tamamen temizlenmiştir. Müttefikler buraya bir daha ayak basamayacaklar. Ian Hamilton raporunda şöyle der. Türkler pek yiğitçe saldırdılar ve dövüştüler. Diğer bir söyleşinde de şöyle der. Öylesine umutsuz bir çarpışma ki anlatılamaz. Türkler tekrar tekrar geldiler, harika dövüşerek, Tanrı'nın adına aykırarak. Bizim askerlerimiz buna karşı geldiler. Irklarının eski annesini koruyarak ve cesaretle çekinmeden durdukları yerde öldüler. Ve bir iki yorum var, bir yorum var. Onları da göstermek istedim. Albay Fahrettin, sonradan General Fahrettin Albay, Altay pardon. 10 Ağustos tarihi için Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta İstanbul, yalnız İstanbul'un değil tüm memleketin işgalini önlemiştir. Time, o zamanlar Times muhabiri Haşmet Bartlett oradadır. Yani Gelibolu Yarımadası'ndadır. Ve suda, o da şöyle der. Muharebe devler ülkesinde bir devler muharebesiydi. General von Zandes o akşam Enver Paşa'ya bir telgraf gönderir ve şöyle der. Bu sabah Jonk Bayırı'nda karşımızda bulunan düşmana 3 alayla taarruz edilerek düşmana büyük kayıp verdirilmiş ve bu büyük bir bölümü araziden geri püskürtülmüştür. Bu taarruzu Mustafa Kemal Bey bizzat idare etmiş ve birlikler pek büyük yüksek kahramanlıkla muharebe etmişlerdir. Mosley, Gelibolu Yarımadası'na vardığından bu yana annesine devamlı mektup yazar. Barışından 2 aydan daha az bir süre sonra mektupları kesilir. Sonunda Mosley'nin subay arkadaşlarının birinden annesine o korkunç mektup gelir. Oğlunuz bir kahraman olarak öldü. Son ana kadar yerini bırakmayıp görevini yaptı. Başından vuruldu ve bu nedenle ölümü ani oldu. Tugay yanında çok yetenekli bir subayı ve iyi bir arkadaşı yitirdi. Onun için işi her şeyden önce gelir ve tüm ayrıntılara çok dikkat edin. Mosley'nin ölümü Avrupa'ya ve İngiltere'ye de ulaşır ve orada büyük bir şok etkisi yaratır. Ernest Rutherford tamamen şok olur. Science dergisine bir yazı yazar. O benimle çalışan genç insanların en iyisiydi. Ölümü bilime çok büyük bir kayıptır. Diğer bir söyleyişinde de şöyle der. Hiçbir şüphe yoktur ki bir elementin özelliklerinin atom numarası tarafından saptanmasının ispatı hem teorik hem de deneysel bakımdan büyük ve ileriye uzanan önemli bir buluştur. Ve bu buluş atomların yapısının bilinmesinin çoğalmasında büyük bir dönüm noktasıdır. Sonra bu etkiden kurtulamayan Rutherford tekrar askeri organizasyonlara bir Nature dergisine bir yazı gönderir, mektup gönderir. Askeri organizasyonların bilimde çalışan böyle değerli kişileri cepheye göndermemesinin bir ulusal trajedi olduğunu söyler. Bu genç insanın savaş alanında kaybedilmesi bilimsel yeteneğin kötüye kullanılmasının çarpıcı bir örneğidir. Bu kınama ilginç bir şekilde Nazlı'nın yanı sıra çeşitli cephelerde ölen bilimciler için de geçerlidir. Rutherford'un mıknaması etkisini gösterir ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümetleri bilimcilere sadece cephe görevinde görev verir. Din dünyasından diğer yorumlar. Elektronun yükünün ölçmesiyle bilinen Nobel ödülü sahibi Robert Millikan şöyle der. En parlak bir tasarlamayla ve yetenekle yapılan ve aydınlatıcı sonuçların elde edildiği az sayıda araştırmaların biriyle bu genç adam daha önce rüyasını bile göremediğimiz bir biçimde atomun dünyasını görebileceğimiz pencereleri açmıştır.
Maddenin dalga parçacık çift karakteri teorisiyle bilinen Nobel ödülü sahibi Louis de Broglie, Bohsle yasası, doğa filozofisinin en büyük ilerlemelerinden biridir. Arkadaşı Charles Darwin de tanıdığım, en parlak insan der. Atom yapısının ve kuantum teorisinin anlaşılmasına yaptığı temel katkılarıyla bilinen Nobel ödülü sahibi Niels Bohr, bu sadece deneysel bilimci olmayıp çok iyi bir teorik anlayışa da sahipti. 1962'de ölümünden birkaç ay önce söylediği şu sözler çok ilginç. Aslında Rutherford'un çalışması nükleer atom ciddiye alınmamıştı. Bugün anlayamayız. Fakat bu hiç ciddiye alınmamıştı. Bu çalışmadan hiçbir yerde söz edilmezdi. Büyük değişiklik Boğaziçi'den geldi. Fransız George Orwell'ın da bir profesör de Oxford'a gelmişti. O zamanlar gelmiş ve de ona birkaç örnek getirmişti. O örnekte de Mozli yöntemiyle o örneğin içinde neler olduğunu birkaç gün içinde bulmuştu. Ve şöyle der, Mozli'yi Oxford'da ziyaret ettiğimde böyle bir genç insanın bu kadar dikkat çekici çalışmalar yapabileceğini çok şaşırmıştım. Mozli yasası benim 20 yıldır yaptığım çalışmaları birkaç gün içinde kanıtlamıştı. Onun yasası Mendeleyev'in, bu da çok ilginç bir yorum. Onun yasası Mendeleyev'in romantik sınırlandırmasını tamamen bilimsel bir doğruluk getirmiştir. Evet, savaş sonrası ne olmuş? Savaş sonrası Gelibolu Yarımadası'nda ölen birçok insanın cesedi arabilerin yoğunluğu nedeniyle hemen gömülemez. Savaştan sonra 1919'da İngilizler yahut Britanya İmparatorluğu'na ait kişiler Yarımada'ya dönerek çeşitli alanlarda buldukları insan kemiklerini gömmek için birçok mezarlık yaparlar. Farn düzlüğünde General Balbi'nin 30. kayından kalan insan kemikleriyle örtülmüş olarak bulurlar. Burada yaptıkları mezarlığa, bugün ona Farn Semeteri derler. Şurada resmini görüyorsunuz. Sağ tarafta da hemen yukarıda da Jonk Bayırı'dır, vardır. Diğer bir resimde görmüştünüz. Orada yaptıkları mezarlığa 652 kişiyi gömerler. Bunlardan sadece 7'sinin kimliği bilindiği sanılmaktadır. Bu askerlerin adını taşıyan 7 mezar taşı vardır. Onlardan birini şurada görüyorsunuz. Büyük bir olasılıkla Mozda kimliği bilinmeyen 645 askerden biridir ve bu mezarlıkta yatmaktadır. Sonra Seddülbahir'de bu gördüğünüz anıtı dikerler. Palace Memorial dedikleri. Bu anıtta da 20.956 ölen İngiliz ve Britanya İmparatorluğuna bağlı askerlerin isimleri yazılıdır. Onlardan biri de burada gördüğünüz gibi diğer bir isim de Second Lieutenant Mosley H.G.J. Şurada görüyorsunuz. Ziyaret eden birisi de bir gelincik buraya koymuş. Evet. Sonra Büyük Önder Atatürk'ün söylevi var. Bildiğiniz gibi 1934'te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İçişleri Bakanı Sükrü Kaya'ya Gelibolu Yarımadası'nda Mehmetçiklerin mezarı başında okuması için o ünlü söylevini verir. Bugün bu söylev Arıburnu bölgesinde dikili bir anıtta İngilizce olarak yazılıdır. Bildiğimiz gibi bu memleket topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim aramızdadır. Huzur içindediler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur. Henry Moss de bu kutsal topraklarda Mehmetçiklerle birlikte yatmaktadır ve Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi artık bu vatanın bir evladı olmuştur. Evet, konuşmamız burada bitiyor. Bu arada tabii bunları yapabilmek için birçok bilimsel kaynak kullandım. Bunlardan büyük kısmı burada. Yani Mozley'in 3 çalışması, Niels Bohr'un çalışmaları, yani Nusret Fırt'ın yazıları. Ve de John Heilbron diye bir kişi var. Bu en çok Henry Mozley hakkında yazan bir kişi. Ve diğer kaynaklar. Ve tarihsel kaynaklar da tarih sırasına göre burada dizeledim, kullandım. Bunun dışında da tabii daha çok birçok tarihsel kaynak var.
Bir de ben 2009 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nde Moz'la hakkında bir konuşma yapmıştım. Sonra o konuşmada bunu yazmamı, yani konuşmamı yazı haline getirmeyi söylediler. Ben de küçük bir kitap yazdım. Kitap bu, 65 sayfalık kitap, küçük bir kitap. Bunun bende PDF'i var. İsteyen herkese gönderebilirim. Bana e-mail gönderin isterseniz. Herkese PDF. Yani bugün anlattıklarımı, bugün size anlattıklarımın çok daha tabii etraflıca anlatmaya çalıştım bu kitapta. Ve faydalı olacağını sanırım. Evet. Atatürk'ün bu güzel sözleriyle konuşmamı bitiriyorum. Ve hepinize de çok teşekkürler. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani yer yer aşırı duygusallık yaşadık. O zamanlara gittik geldik. Anlayamam. Şey geliyor. Biraz daha tekrar eder misiniz? Hocam sunumunuz çok güzeldi. Çok sağ olun. Hani o zamanlara gittik. O tarihi, o yaşanan olayları tekrardan yaşadık. Tekrardan anlamını idrak ettik. Elinize sağlık. Ayrıca bunu bir bilim adamı üzerinden de hani bu tarihi bize anlatmanız ayrı bir bakış açısı getirdi. Onun için de ben kendi adıma tekrar teşekkür ederim. Sanırım söz almak isteyenler var. Şimdiden size teşekkürlerini iletenler var. Emel Hocam teşekkürlerini iletmiş. Türkan Hocam teşekkürlerini iletmiş. Ali Yaşar Hocam teşekkürlerini iletmiş. Nevit Hocam gördüğüm kadarıyla ilk önce söz isteyenlerdendi. Nevit Hocam sesinizi açıp acaba sorunuzu veya yorumlarınızı dinleyebilir miyiz? Miral Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten hem Cumhuriyet'in 100. yılına hem de Hedef Nobel toplantısının konusuna yakışır bir konuşma oldu. Bilginizi, emeğinizi bizimle paylaştınız. Size minnettarız. Onur verdiniz katılmakla. Sadece teşekkür etmek için söz aldım. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Türkan Hocam, siz de isterseniz mikrofonunuzu açıp söz alabilirsiniz. Tamam. Videoyu açıyorum ama kendimi göremiyorum, bilmiyorum. Neyse. Sesim geliyorsa Sesiniz gayet duyuluyor mu? net geliyor hocam. Tamam. Neden videoyu açamıyorum bilmiyorum. Ha, açıldı, tamam, çok şükür. Ben gerçekten çok etkilendim bu konuşmadan. Biliyorsunuz Ekim'de yapmak istiyordum bu güzel Nobel inisiyatif grubuna katılım için. Kasım'a kaldı konuşmam. İyi ki de Kasım'a kaldı. Gerçekten müthiş bir pencere açtı bana Sayın İzdar. Biliyorsunuz besinlerde birçok madde var. İşte kimi organik, kimi inorganik, kimi çok güzel işler yapıyor, kimi enzimlere destek veriyor, kimi zehirleyebiliyor. Yok efendim işte Alzheimer birikirse Alzheimer oluyor, şey alüminyum birikirse Alzheimer oluyor falan gibi. Öyle bir dünya penceresi var ki orada. Bu anlamda atomun numarasını kullanmak, ağırlığını değil filan gibi gelişmeler çok büyük kapılar açıyor elbette bu alanlarda çalışanlara. Bir de biliyorsunuz artık çağlara en son plastik çağı eklendi. Plastik çağında da plastiğin artık kanda bulunduğunu saptadılar. Birçok bu tür maddelerin zararlı etkilerinin neler olduğu biliniyor. Yani, çalışıyor. Acaba plastikle ilgili çalışanlar da ne yapıyor? Onlar da bir Nobel alır mı vesaire diye düşünüyordum. Tabii ki bu gelişim hızı dünyada 5 tane laboratuvarın toplanmasıyla yapılan meta analizler sanki 400 taneyle birleşerek yazılmaya başladı. Bizim de
bunları takip etmek için zamanımız kalmadı. 78 yaşında bir kişi olarak her gün onu da mı okusam, bunu da mı okusam, şuna da mı baksam demekten çevreme, aileme yeterli zaman bulamıyorum. Gerçekten gençlerin işi çok zor. Bu Mozley'in bu savaşta yitirilmesi ne acı. Gerçekten Lavoisier'in kafasını kesen insanoğlu politikadan, siyasetten kesin uzak duramıyor ve acımasız işler yapıyor. Şu anda bomba yağıyor Gazze'ye falan. Yani bilim insanları da bu tuhaf atmosfer içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de açılan laboratuvarlar kapanıyor. İşte hıfzı sahanın kapatılması falan bizi çok etkilemişti. Bize oradan çok güzel bilgiler verirdi insanlar. Zeytine siyah boya katılıyor, süte nişasta katılıyor filan filan gibi. Çok üzülüyoruz bir beslenme diyet uzmanı olarak. Gerçekten kime ne söylesem, devamlı bir şeyler yazıyorum, kitaplar çıkarıyorum ama yetmiyor. Onun için Sayın Dizdar bize bu kişiyi anlatarak işin aslında ne kadar zorlaştığının penceresini o kadar güzel açtı ki ve yarın bayram inşallah bu bilinçle dolu insanların dolacağı bir şekilde kutlanır. Hala Atatürk'ün tartışılması iyiydi, kötüydü. Bunlar beni çok yaralıyor. Ben 2 yıl Libya'da görev yaptım. Orada Arap kişilerin, tabii onları şu anda suçlamam çok yanlış olur. Bireysel bir iki kişinin sözü bir şey ifade etmeyebilir. Ama farklı yaklaşımları beni çok incitiyordu. Her gün birisine bir şeyler anlatmak için ter döküyordum diyebilirim. Onun için bilim insanlarına çok büyük roller düşüyor. Ama bilim insanlarının da konferanslara yetişmesi, bunun için işte böyle gruplar oluşturması çok önemli oluyor. Sevgili Melih Bulut ve sevgili Tansu Salman kurucuları arasında ve bunlar benim çok değerli arkadaşlarım. Gelecek ay bir konuşma yapmayı onlarla birlikte gerçekleştireceğim için şimdiden heyecan içindeyim. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Dizdar'a. Yani bu kadar güzel mesajlar bu kadar güzel verilebilirdi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Türkan Hocam. İlker Hocam el kaldırmıştı. Buyurun İlker Hocam. Ben de Miral Hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok farklı çıkarımlar yapılabilecek bir konuşma. Ben Miral Hocam'dan bu konuyu ne zaman dinlesem, ilk dinleyişim değildi. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Emeklerine sağlık. Bir bilim insanı olarak gerçekten de tarihi, bilimi ve farklı çıkarımlar ile beraber bu şekilde bir sunuma dökmesi beni çok etkiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırdı bizler için. Aramızda bulundu. Onur duyduk. Sizler de tekrar bu anlamlı günde bir arada olduğunuz için sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Ali. Onurlandırdınız böyle bir güzel günde davet ettiğiniz için. Sağ olun Teşekkür hocam. ederiz İlker Hocam. Ali Yaşar Hocam, buyurun. Ali Yaşar Özkan. Evet, sesimi açtım. Evet, pardon, görüntüyü de açayım. Efendim ben bu platformun toplantılarını heyecanla bekliyorum. Kaçırdığım zaman da sonradan izlemeye çalışıyorum. Bendeniz tabii bu kadar kıymetli pozitif fen bilimleri ve tıp bilimleriyle yakından ilgili çok değerli bilim adamlarıyla bir arada bulunan ama ben bir sosyal bilimciyim, hukukçuyum ama zevkle bu süreçleri takip ediyorum. Çok istifade ettim. Ben Sayın Dizdar hocamıza ve Sayın bütün Haziruna teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyete ithafen diyorum ki ekmeğim
aşım ve tırmanışım, hayat yolunun uçurumunda yol arkadaşım. Cumhuriyetimiz çok yaşasın diyorum. Saygıyla efendim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Gamze Hocam lütfen buyurun. Mirel Hocam'a ben de teşekkür etmek istiyorum. Bu tarihi süreci farklı bir açıdan bakmamızı sağladığı için ve Mozli hakkındaki bilimsel ve tarihi gerçekleri de bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda böylesi özel bir günde Mirel Hocamızı bizlerle buluşturduğunuz için de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum hocalarım. Ben de her dinleyişimde çok etkileniyorum sunumu. Yine çok güzel bilgilerle donatıldık ve yine çok güzel çıkarımlar yaptık. Tekrar teşekkür ederim hocam. Teşekkürler Gamze. Seni de görmek çok güzel. Aynı şekilde. Önder Hocam. Ya, çok teşekkür ediyorum Meral Hocam'a. Gerçekten ağzına sağlık. Hani savaşları herkes az çok biliyor tabii ki Çanakkale Savaşları'nı ama bize farklı bir bakış açısı kazandırdı. Hani olayın sadece savaş değil, ciddi anlamda sosyolojik bir boyutu olduğunu da burada gördük. Savaşların sadece insanla değil, bütün bilimi ve bütün dünyayı da ciddi oranda nasıl etkilediğini daha iyi anladık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Önder. Çok sağ olun. Başka sorusu veya yorumu olan var mı? Hocam, benim bu tarihten ziyade başka bir sorun var. Şimdi sunumunuzda aslında şunu görüyoruz. Bilim veya önemli buluşlar, önemli atılımlar aslında tek kişi tarafından değil, belli bir habitat içinde yetişmiş bireylerden geliyor. O kültürü almakla hani alakalı olan bir şey. Bu kültürün genellikle görüldüğü yerler var. Tabii ki bunlardan bir tanesi sizin de bulunduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurum. Türkiye'de de bunun gibi birkaç yer var. Ama hani bu tür kurumlara bazen dahil olabilmek çok zorlu yollardan da geçebiliyor. Bizlerin yani özellikle genç bilim insanlarının bu tür yerlere dahil olabilmesi için nasıl o zorlukları aşabilecekleri konusunda birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz acaba? Evet. Bu devirde herhalde yani bu işler artık internet tarafından yapılıyor. İnternet üzerinden yapılıyor. İlginizi duyduğunuz bir bilim kurumu, bizim bilim kurumu olsun, başka yerler olsun, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun veya başka yerinde olsun dünyanın. Oradaki kişileri bulup ilgisi yani çalışıp onlarla yazışma içinde girecek, içine gireceksiniz. Yani benim gördüğüm odur. Ve ben de çok yıllar önce aynı şeyleri ben de yapmıştım. Yani Amerika'ya çok yazılar yazmıştım Almanya'dayken vesaire. Sonradan bir burs bularak Amerika'ya geldim. Ve böylece de kaldım. Yani yazışarak, anlatarak, ne yapmak istediğinizi anlatarak vesaire böyle şeylerle yani bundan 30-40 yıl önce tabii iletişim bu kadar kolay da değildi. Bir mektup yazarsınız bir hafta 10 gün sonra cevap gelirdi. Şimdi saniyenin kaçında ulaşabiliyorsunuz insanlara. Onun için yazmak istediğiniz çalışmak istediğiniz bir bölümün o kişisinin başındaki işi vesaire kimse onu yazmak, onunla bir ilişki kurmaya çalışmak ve bunu yaparken de tabii sizi destekleyen kişilerden belki yardım mektubu gibi bir şeyler almak. Bunlar yapılabilecek şeyler bunlar ya, yani bunlar aklıma geliyor. Öyle. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı acaba? Yeğenim Albay Serhat da burada. Merhaba Serhat. Merhaba amca. Sağ ol, sen çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. Çok gurur duydum. Deniz Kuvvetleri'nden Kurmay Albay Serhat Dizleroğlu. Saygılar sunuyorum efendim hepinize. Hı. Cumhuriyet Bayramınızı da kutluyorum hepinizin. Saygılarımla. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz Serhat Bey. Nevit Hocam el kaldırdı. Buyurun Nevit Hocam.
Ya kısa bir şey söyleyeceğim sadece. Miran Hocam PDF'i şayet İlker Hocam'a gönderebilirsiniz. Ben de istiyorum. Teşekkür e-mail ederim. Gönderin. Size göndereyim. E-mailim bakın yazıyor. Şu anda görüyor musunuz? Şimdi? Çok basit. Miran.net.ka o kadar. Teşekkürler. İlker'e gönderirim. Size de gönderirim. İsteyen herkese göndereyim. Buldunuz mu e-mailim? E-mail bilmiyorum şey gözüküyor mu hala ekranıma? Evet. Kaç katılımcı? Sesim kapalıymış. Chat'ten herkese gönderdim hocam ben sizin e-mailinizi. Öyle mi? Sağ olun. Evet. Kaç katılımcı ne kadar oldu acaba? Hocam, bir yerde 30'u falan geçtik, 40'a dayandık. Güzel. Tabii sonlara doğru hani bazı şeyler olabiliyor, düşmeler olabiliyor. Ama güzel kısmı bu toplantılarımızın, toplantı bittikten sonra kaydedilen video YouTube'da da yayınlanacak. Orada da katılım sağlayamayan ilgi duyanlar oradan da takip edebiliyorlar hocam. Evet. Hocam çok tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eğer ben başka bir sorusu olan var mı? Bir daha bir sormuş olalım. Hocam son söz olaraktan bu özel günde sizden yorumlarınızı alalım isterseniz. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Yani nasıl diyeyim, düşündükçe insanın gözleri yaşarıyor. Böyle bir şey nasıl başarılmış? Yani ben mucizelere falan inanmam ama yani sanki bir mucize olmuş gibi. Zaten Kurtuluş Savaşı bir başlıca bir mucize diyeyim. Atatürk'ün sayesinde, onun liderliği sayesinde kazanılmış imkansız bir savaş gibi bir şey. Sonra da Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Bugün her şey, Türkiye'de ne varsa her şey Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'e borçluyuz. Biz gerçi yıllardır uzaktayız ama ilişkimizi de kesmedik Türkiye'mizle. Ne diyeyim, Atatürk bizler için yani bir başka bir şey. Türk ulusu, Atatürk gibi insanın tarihte çıkması ile ne kadar şanslı bir ulus aslında. Çevremize baktığımız zaman, konumumuza, Türkiye'nin konumuna baktığımız zaman yani her defasında bunu daha çok görüyoruz. Böyle bir insanın Türkiye içinde çıkıp da böyle bir cumhuriyet yaratması, tabii bu işi yalnız başına yapmadığını önerdi, komutandı. Askerleriyle yaptı, arkadaşlarıyla yaptı. Birçok şehit verilerek yapıldı. Büyük fedakarlıklarla yapıldı ama yapıldı. Onun için cumhuriyet bizim için her zaman çok değerlidir ve çok değerli de olmak zorunda. Bugün Türkiye'de ne varsa her şeyi cumhuriyete borçluyuz. Bir ileri gittiyse bilimde, Türkiye'de kadınlar özgürse, kadınlar özgürce gidip iş sahibi olabiliyorsa, üniversite profesörü olabiliyorsa, banka müdürü olabiliyorsa vesaire olabiliyorsa bunların hepsini cumhuriyete borçluyuz. Bilimde bir şeyler yapılabiliyorsa daha da çok yapılabilir. Bunun hepsini cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet bu ülkenin artık bir temelidir. Vazgeçilmezidir. Ve Atatürk'ün dediği gibi ilelebet paylar kalacaktır dileriz. Böyle yani her şey, ben sadece kimyaya değil, fiziğe değil, tarihe de çok meraklıydım uzun süre. Yani Türkiye'nin tarihini de çok okudum. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın, Çanakkale Savaşı da tabii dahil olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını birçok kitaptan derinlemesine okumaya çalıştım. Daha çok anlamaya çalıştım. Yani insanın bazen aklı almıyor nasıl oluyor da böyle bir ülkede, böyle bir fakir ülkede %95'i okuma yazma bilmeyen bir ülkeden böyle bir cumhuriyetin çıkması, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, yedi düvele karşı Atatürk'ün deyişiyle böyle bir şeyin kazanılması ve nihayet cumhuriyetin kurulması bir, nasıl diyeyim, mucizelere inanmamam gibi bir şey yani.
Ama bunlar hepsi tabii Atatürk ve arkadaşlarının sayesinde yapılmış. Bunun değerini her zaman bilmek, takdir etmemiz lazım. Ne yazık ki diğer konuşan hanımefendinin dediği gibi de Atatürk hala tartışılıyor. Yani Atatürk'ün tartılacak bir tarafı yok. Onun da belki insandır, onun da zayıf tarafları vardır, şusu vardır, busu vardır. Ama önemli olan ne yaptığıdır. Bu ülkeyi nerelerden nerelere getirdiğidir. Onun kurduklarıyla ne kadar büyük kazanımlar yaptığı bu Türkiye'nin. Böylesine layık, böylesine bir ülkeyi nasıl kurduğu, bunlar önemlidir. Yani Atatürk niye tartışılıyor? Tabii çok çıkar kaynakları var. Atatürk'ü tartışmakla kendilerine isim yapmak isteyen bir sürü kişi var. Öyle. Atatürk tartışılmamalı. Atatürk artık orada, yukarıda bir yerde, onu anarız. Tek söyleyeceğim şey, Cumhuriyet, bu ülkenin temelidir, laik cumhuriyet. Ve onsuz da laiklik de bir cumhuriyetin, demokrasinin temelidir. Laiklik olmazsa demokrasi de olmaz, cumhuriyet de olmaz. Onun için laik olan laik cumhuriyetimize tabiriyle dört elle mi soralım diyelim, ne diyelim. Onu daha da geliştirmeye çalışalım. Özellikle bilimi. Bilimsiz de hiçbir şey olmaz. Bilim ile her şey olur. Bilimle yere gidilir. Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bunu söylemiştir. O sözün aslında gerisi de var. Çok güzeldir. Öyle. Cumhuriyetimize inanalım. Cumhuriyetimizi yükseltmeye çalışalım. Bilime ve akıllı, bilimi ve aklımızı kullanarak daha da onu ileri götürelim. Daha iyi koşullar yaratalım. Bilimde daha ilerlemeler yapalım, katkıda bulunalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Toplantımızın sonuna geldik. Tüm katılımcılara, başta Mirel Hocam'ı yaptığı sunumdan dolayı, yorumlarından dolayı, görüşlerini bize aktardığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki toplantımızda görüşmek üzere. Ben de tekrar teşekkür ederim bana bu onuru yaşattığınız için. Hoşça kalın.